Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. TYT'nin 5. konusu maddenin fiziksel halleri beraberiz. Maddenin fiziksel halleri biraz bu uçuculuk, kaynama, buhar basıncı, moleküller arası çekimi anlamayanlar için biraz zor olabilir. O yüzden bir önceki konuları iyi bilmeniz, buradaki bilginizi, buradaki anlama seviyenizi diyelim artık. Ne diyelim? Anlama hızınızı arttıracaktır. Zor bir konu değil zor bir konu değil. Her yıl bir soru mutlaka karşımıza geliyor maddenin fiziksel hallerinden. Konunun en çok soru çıkan yeri sıvılar ama maddenin hallerinden genel olarak da soru soruyor. Sadece katılardan, sadece gazlardan, sadece plazmadan TET'de soru gelmedi. MSÜ'de geldi. MSÜ'de buralardan da sordular. Web kitaplarına baktığımızda dediğimiz gibi konular her yerinden soru var. Her yerini bilmemiz gerek. Konu ezber mi öğrenilecek mi baktığımızda yine ezber kısmı var. Çok fazla olmasa da ezber kısmı var. Diğer konulardan bağımsız yazdık ama burada aslında şeyi unutmuşum ben bunu hazırlarken. Kendi notlarımda da bu yazıyor. Bu da kendi notlarım. Gerçi kendi notlarımın kitap haline getirmiş. Sanki başkasının kitabından bahsediyormuş gibi konuşuyorum. Bazen ee, başkası yazmış gibi kusura bakmayın. Şimdi... Ee etkileşimlere bağlı. Etkileşimlere bağlı. Çünkü etkileşimlerde erime kaynama noktası, moleküller arası çekim kuvvetini ne kadar iyi biliyorsan burada bu erime kaynama olayları, kaynama noktasının kıyaslanması gibi şeylerde o kadar rahat ediyorsun. O yüzden etkileşimlere bağlı. Gazları biraz etkiliyor. Sıvı özelliklerin bazı noktalarında yine maddenin fiziksel halleri etkili. Çok fazla etkilemiyor ama etkileşimler bu konuyu çok etkiliyor aslında. Etkileşimleri çok iyi bilmemiz burada da işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Şöyle bir hal değişim tablomuz var. Hal değişim tablosu arkadaşlar benim çizdiğim grafikten böyle daha bir estetik hale getirirken arkadaşlar ufak bir hata yapmışlar. Ben de düzenleme sırasında bu hatayı gözden kaçırmışım. Şimdi yoğunlaşma tabii ki sıvıdan gaza değil gazdan sıvıya geçme. Yoğunlaşma böyle değil yani yoğunlaşmanın şöyle olması lazım. Hatta şöyle şöyle beyaz bir kalem alıp bu beyaz kalemle arkasını silelim her ikisinin de Yani yoğunlaşma Gazdan sıvıya geçiş ee, Buharlaşma da sıvıdan gaza geçiş zaten çok sık bildiğimiz bir şey olduğu için şu arkadaş hatalı olduğunu fark etmiştir diye düşünüyorum Ancak biz yine burada video aracılığıyla düzeltelim hatta bu hataları Toplu olarak hasta bir yerde yayınlasam güzel olur değil mi kitapta düzeltilmesi gereken hatalar diye Evet şu yoğunlaşma Şu da buharlaşma şeklinde düzeltirsek biraz daha düzgün hale geldi. Evet eksiğimizi düzelttik. Katıdan sıvıya erime, sıvıdan katıya donma, sıvıdan gazı buharlaşma, gazdan sıvıya yoğunlaşma, gazdan katıya kıralaşma katıdan gaza süblimleşme ve gazdan plazmaya iyonizasyon, plazmadan gaza deiyonizasyon, gazı ısıtıp iyonlaştırınca elektronlarını koparınca plazma haline geliyor. O yüzden gazdan plazmaya iyonizasyon diyoruz. Kalem kalemi tutamıyordu. Kalem uçtu? görünüyor mu be orada? Aa evet görünüyormuş. Kalem böyle böyle sanki ekran üstüne doğru gidiyor. Böyle ama oradan kolum kesildiği gibi kalem de kesiliyor. Ama şöyle şöyle yapsam şöyle yapsam saklansam böyle. Kalem ekranın en üstüne gidip gelebilir. Biraz eğlenceden sonra geçelim artık. <laughs> Bunlardan zaten arkadaşlar çoğunu biliyorsunuz. Bir işte kırağılaşmayla, süblimleşmeyle katıdan gaza geçme. Kırağılaşma bazen karışıyor ve plazma hayatımıza yeni girdiği için iyonizasyonla de iyonizasyon biraz daha aklımızı karıştıran şeyler olabiliyor. Onun dışında çok böyle bir şey değil aslında. Çok öyle sorun olacak bir şey yok. Konuşamadım ama anladınız siz onu. Çok sorun olacak bir noktası yok. Halleri kıyasladığımızda katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan plazmaya doğru gittikçe madde ısı alıyor ve maddenin sahip olduğu enerji artıyor aşağıda görüyorsunuz. Katıda tanecikler arası boşluk en az su hariç. Yani bu istisnası da burada da geçerli. Sıvıda fazla, gazda moleküller arası boşluk en fazla. Plazma katı ve sıvıdan fazla gazdan az diyor. Ama plazma ile gaz arasındaki özellikler kıyaslanmıyor. Milli eğitim bununla ilgili hiç soru sormamış arkadaşlar. Plazmayı da gazı da hep katı sıvıyla kıyaslamış. Katı en düzenli gaz en düzensiz. Katı titreşim yapıyor. Sıvı titreşim ve öteleme. Gaz titreşim öteleme dönme yapıyor. Plazmanın hangi hareketler yaptığı konusunda bir bilgi yok. Ayrıca bazı gazlar titreşim öteleme dönmenin hepsini yapıyor. Bu konuda da milli eğitim görmüyor onları. Onlar benim için önemsiz diyor bu konuda ayrıntı veren kitaplar doğru veriyorlar ama müfredat dışı veriyorlar. Yani hani kitap ismini verip de rencide etmek istemiyorum arkadaşlar ama işte helyum soygazdır, soygazlarda işte bağ yoktur, bağ olmadığı için vesaire diye uzun açıklamaları salla gitsin. Milli Eğitim diyor ki titreşim öteleme dönme yaparım. Ben de amına bakmıyorum diyor. Katının belli şekli ve belli hacmi var. Sıvının hacmi belli ama şekli belli değil. Yani bir bardak su 200 ml ise nereye boşaltsam da 200 mililitre ama bulunduğu kabın şeklini alıyor. Gazın da, plazmanın da belli şekli, belli hacmi yok. Bulunduğu kabı doldurup şeklini alıp hacmini kaplıyorlar. Katının enerjisi en düşük, plazmanın enerjisi en fazla dikkat et. Katı sıkıştırılamaz, sıvı sıkıştırılamaz, gaz sıkıştırılabilir. Plazmada bu konuda bir bilgi yok. Katı ve sıvı ve gaz akış pardon katı akışkan değil sıvı gaz ve plazma akışkan. Plazmanın diğer hallerden önemli bir farkı var. Plazmada artı eksi yük tanecikler serbest dolaşıyor. Yani bir helyum atomu alırsan katı halde de helyum, sıvı halde de helyum, gaz halde de helyum. Ama plazma olurken buradan elektronları koparıyorsun. Plazma halindeki helyuma baktığında hem helyum atomu var hem helyum iyonu var hem de serbest dolaşan elektronlar var. Hepsinin beraber bulunduğu hale plazma diyoruz. Yani gazı ısıttın, elektronlarını kopardın, elektronu kopmuş gaz taneciği var, elektronu kopmamış gaz taneciği var, bir de elektronlar var. Hepsinin bir beraber, bir beraber, beraber bulunduğu ortama plazma diyoruz. Hadi ilk sorumuz maddenin fiziksel halleriyle ilgili. En düzenli hali katıdır. Yoğunluğun en fazla olduğu hal genel olarak katıdır. Fakat suda katı değildir. Bu kesinlik su, bizmut, antimon gibi bazı maddelerde geçerli değil. Taneciklerin enerjisinin en yüksek olduğu hal plazmadır. 1 ve 3 kesin doğruyken 2 de pek çok istisnamız var. Peki bu istisnamız su neden kaynaklanıyor? Arkadaşlar şimdi e, suyun istisnası var. Su sıvı haldeyken şurada gördüğünüz gibi bakın burada gördüğünüz gibi. Böyle karman çorman bir halde çok da düzenli değil. Tamam gaza göre daha düzenli ama katıdan daha düzensiz. Bak Katının belli bir molekül düzeni var. Sıvıda bu düzen kaybolmuş. E, su şöyle kırık doğru şeklinde ve şekilde gördüğünüz gibi bu kırık doğrular şöyle rastgele bir araya gelebiliyor. Yine katı halde suyun molekülleri arasındaki boşluğa bakacak olursak katı halde suyun molekülleri arasında şöyle şöyle boşlukta şey sıvı halde özür dilerim. Şöyle 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 boşluklar var. Yani gaz hale geçtiğinde birbirini daha az çektiği için bu boşluklar artıyor. Gaz hale geçtiğinde hacim artıp yoğunluk azalıyor. Bu bütün maddelerde böyle burada bir istisna yok. Normalde su katı hale geçtiğinde sıvıdan katı hale geçtiğinde su değil normal maddeler Hani sıvıyken böyle düzensiz diye. Katı hale geçtiğinde daha düzenli olur. Birbirini daha çok çeker, daha çok yaklaşır. Ve hacmi azalır. Hacmi azaldığı için yoğunluğu artar. Ama su da bu böyle olmuyor. Hani suyun şekli böyleydi. Bu şekildeki su molekülleri e, sıvı halden katı hale geçtiğinde şöyle ucuca eklenip altıgen formunu oluşturuyor. Bak şu yapıdan şu yapıdan ne hale geldi? Şu yapıya geldi gördün değil mi? Şu yapıdaki boşluklara bak şöyle. Buradaki boşluğa bak. Şöyle kocaman bir boşluk var. Hatta kalemle çizeyim görebilmen için. Şöyle 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 kocaman boşluk. Yani su sıvı halden sıvı halden katı hale geçtiğinde daha düzenli hale geliyor. Bak belli bir molekül düzeni var. Birbirini daha çok çeker hale geliyor. Buradaki buz molekülleri birbirini daha çok buzun içindeki aşkı o tanecikleri diyelim. Buradaki buz tanecikleri birbirini daha çok çekiyor. Ama hacmi azalmıyor. Şekil dolayısıyla hacmi artıyor. İşte su, bizmut, antimon gibi bazı maddeler Moleküllerin diziliminden dolayı sıvı halden katı hale geçerken daha düzenli hale geldikleri, birbirini daha çok çektikleri halde daha çok yer kaplıyorlar. Hacimleri artıyor. Normalde tekrar ediyorum alkolü dondursam böyle olmaz. Alkol tanecikleri olsaydı bu, yani sıvı halde şöyleyken şöyle katı hale geçtiğinde daha çok yaklaşacak ve birbirine daha çok sarılacak. Hacmi azalacaktı. Peki, peki bu düzenleme nerede başlıyor? Su ne zaman bu hale gelmeye başlıyor? Su artı 4 derecede düzenlenmeye başlıyor ve 0 derecede bitiyor. Bu yüzden bu su artı 4'ten 0'a giderken veya 0'dan artı 4'e gelirken ters özellik gösteriyor. Artı 4'ten 0'a giderken normalde soğuyan madde birbirine yaklaşması hacmini arttırması şey hacmini azaltması gerekirken daha çok çekiyor ya birbirine Su birbirinden uzaklaşır hacmini arttırır. Tam tersi 0'dan artı 4'e gelen madde ısınıyor genleşmesi gerekirken su birbirine yaklaşır ve hacmi azalır. Yani su artı dörtten sıfıra kadar ve sıfırda donarken terstir. Unutma ters. Bak şu bölgeyi büyütmüşüz. Bak artı dörtten itibaren sıfıra kadar soğuduğu halde genleşmiş. Hacmi artmış. Yoğunluğu azalmış. Bu grafik yoğunluk grafiği. Bak buranın devamı da şöyle gidiyor. Şurada bak sıfırda donuyor. Donarken yine bak dikkat et. Ne oldu? Hacim artmaya yoğunluk azalmaya devam et. Ama donma bitti. Normal madde gibi soğuyan maddenin birbirine yaklaşır. Hacmi azalır, yoğunluğu artar. Bak artı 4'ten sonra da istisna var. İstisna yok. Artı 4'ten sonra da ısıtıyorsun. Normal madde gibi hacmi artıyor, genleşiyor, yoğunluğu azalıyor. Yani şöyle bir sayı doğrusu çiz. Şöyle bir sayı doğrusu çiz. 2 tane 0, bir tane artı 4 koy. Bu sayı doğrusunda şurası artıya doğru gittiğinde erime 2 0 arası. Şurası donma olsun. Soğuduğu zaman. buraya bak. Şuraya bir duvar çiziyorsun. Bu sadece bu arada ters özellik gösteriyor. Isınan madde genleşir. Şurada ve şurada hacim artar, yoğunluk azalır. Hacim artar, yoğunluk azalır. Ancak sıfırda erirken veya donarken ve sıfırdan artı dörde giderken ısınma sırasında hacim azalır, yoğunluk artar. Soğuma sırasında hacim artar, yoğunluk azalır. Anlaştık değil mi? Artı 4 ile 0 arasında su soğurken molekülleri birbirinden uzaklaşır, hacmi artar, yoğunluğu azalır. Bu yüzden su donarken hacmini arttırdığı için yoğunluğu azalır. Bu yüzden buzun yoğunluğu sudan küçüktür ve şekilde gördüğün gibi su yüzeyden donar. Suyu eğer cam bir kaba, esnemeyen bir kaba koyarsan donarken kabı çatlatır çünkü genleşiyor. Kışın dışarıda yalıtımsız olan su boruları içindeki su donunca boruyu kırar. Kışın veya işte sıcaklık farkının çok fazla olduğu çöllerde eğer çölde olmaz tabi de sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde kayaların boşluklarına giren su gece donarak kayaları kırar. Bunların hepsinin sebebi su donunca hacmin artması ve yoğunluğun azalması. Yine bakın nehir ve göller yüzeyden donduğu için bu yüzeyden donan buz ısı sağlar. Unutma buzda suyun temas ettiği yüzey suyun donma noktası olmalı. Bir atmosfer basınçta bu sıfır derece olur. Havayı sen ne kadar soğutursan soğut, buzun üstü ne kadar soğuk olursa olsun bu sıfır derece. Hatta gölün taban ne derse bu 4-5 dereceye kadar ısınır. Bu sayede su canlıları sert kış koşullarında hayatta kalabilir. Hava ne kadar soğursa soğursun su çok soğumaz. Evrimin suda başlamasını başladığını söylememizin sebebi de budur aslında. Yani çünkü sudaki tek hücreli canlılar evrimde sudaki tek hücreli canlılar dünyanın gelişimindeki küresel kışları atlatabilirler. Ama karada oldukları zaman bugünkü tek hücreli mekanizması tek hücreli canlılara baktığımızda karada oluşabilecek bir küresel kışı atlatabilecek bir yapıya sahip değiller. Bu yüzden su yüzeyden donduğu için küresel kışlarda su canlıları rahatlıkla rahatlıkla bu küresel kışları atlatabiliyor. Anlaştık mı? O zaman o zaman hadi söyleyin bakalım bu abilerimizden hangisi daha soğuk suda yüzmüş hangisi? Evet bir kısım eksi 30 diyor. Bir kısım da lan sayı göre bunda kesin bir bit yeni var deyip eksi 20 diyor. İkisi de aynı sıcaklıktaki suda yüzüyor arkadaşlar. Hava sıcaklığının eksi 30 veya eksi 20 olması fark etmez. Aynı yerde yüzüyorsan su en minimum 0 dereceye kadar soğuyabilir. Sıfır derecenin altına soğuyamaz. Ne dedik? Ne dedik? Suyla buzun temas ettiği yüzey suyun donma noktası olabilir. Bir atmosferse bu 0 derece olabilir. Daha düşük olamaz bir atmosferde. Anlaştık değil mi? Dolayısıyla sen 0 derecede yüzmeye öğrendiysen eksi 40 derecede suda da yüzersin. Fark etmiyorsun soğukluğu her yerde aynı. Yeter ki sen 0 dereceye kadar soğumuş suda yüz. Anladın değil mi? Yani yatırım tavsiyesi değildir. Sonradan zatürre falan olursan gelip beni bulmam. Su döngüsü artık bunu küçüklükten beri buluyoruz. Suyun buharlaşıp daha sonra bir daha yağması neyi sağlıyor su döngüsü? Yaşamın devamını, suyun temizlenmesini, atmosferdeki su buharının belli bir oranda kalmasını, rahat nefes almamızı sağlıyor su döngüsü arkadaşlar. Saf bir maddenin katı sıvı gazelleri plazmayı düşünmeyin demiş. Y hali akışkan değil, akışkan olmayan halikatı. X'in Z'ye dönüşümü egzotermik yani ısı veren. Bakın katı sıvı gaz. Katıdan gaza doğru giderken madde ısı alır. Gazdan sıvıya doğru giderken madde ısı verir. E biz ne dedik? Biz akışkan olmayan hale yani katıya Y dedik. X'in Z'ye dönüşümü ısı verense X bu Z de bu. X gaz bulunduğu kabın şeklini alır hacmini doldurur kesin. Y'nin yani katının öz kütlesi sıvıdan fazladır. Su gibi maddeler olduğu için kesin değil. Z'nin Y'ye sıvının gaza dönüşümüne ne? Z'nin Y'ye sıvının katıya dönüşümüne özür dilerim. Norma denir. Evet 1 ve 3 kesin doğru. Suyun farklı hallerde olması su döngüsünü suyun içindeki yabancı maddelerin uzaklaşarak suyun temiz kalmasını sağlar. Of course. Atmosferdeki nem sıcaklığa bağlı olarak yağınla, yağışları oluşturur. Bu yine suyun farklı hallerde olması nedeniyledir. Kayaların boşluklarına giren su, kayaları parçalar ve toprağı oluşturur. Toprak oluşma yollarından biri bu. Maddenin en yüksek enerjili fiziksel hali plazma olduğunu artık biliyoruz değil mi? Sonra ne diyoruz? Tiger bunları plazmanın yanına al. Hangi filmden bırak? Replik. Hatırlayanlar bilenler yazsın. Çok severim filmi. Hal değişiminin endüstriyel önemi. Arkadaşlar hal değişiminin endüstriyel öneminden biri LPG ve LNG. LPG arabalarda kullandığımız mutfaklarda da doğalgaz olmayan yerlerde kullanıyoruz. Propan ve bütan gazlarından oluşan bir karışım. LNG doğalgaz her ikisi de hal değişimi sayesinde sıvılaştırılıp depolanıp taşıyorlar şey taşınıyorlar. Yine buzdolabı klima gibi soğutucu akışkanlar hal değiştiren gazlar sayesinde var. Havadan sıvı azot ve sıvı oksijen eldesi biraz sonra göreceğiz hal değişimi sayesinde var. Bazı ilaçlama sistemleri, otoboyama makineleri, bazı kamyon ve otomobillerdeki havalı frenler, oksijen tüpleri, sıcak hava balonları yine hal değişiminden faydalandıkları için hayatımızda var arkadaşlar. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı, LNG sıvılaştırılmış doğal gaz. Her ikisi de yakıt, her ikisinde temel bileşeni hidrokarbon sıvılaştırılarak taşınır, defonur, depolanır, Fosil yakıttır. Elektrik üretimi seramik ve sanayide LPG değil de LNG kullanıyoruz. Doğalgaz kullanıyoruz arkadaşlar. Hangisi hal değişiminden faydalanmamıştır? Havalı frenlerde var, oto boyamalarda var, sıvı azot, sıvı oksijen damıtma ile yapılıyor var. Soğutucu akışkanlar da var. Güneş panellerinde herhangi bir hal değişimi yok. Sıvılaştırabildiğimiz için araçlarda yakıt olarak kullandığımız LPG. Daha çok fabrikalarda kullandığımız LNG unutmayın. Peki havayı nasıl sıvılaştırıyoruz? Arkadaşlar havayı önce basınçla sıkıştırıyoruz sonra soğutuyoruz. Sıkıştırıp soğutunca yoğunlaşıyor. Burada sıvı halde hava var. Sıvı azot sıvı oksijen karışımı var ama e, buz karbondioksit gibi bazı maddeler katı hale geliyor. Burada katı hale gelmiş donmuş maddeleri ayırıyoruz. Daha sonra azot oksijen sıvısı karışımını ayrımsal damıtma kolonuna alıp ayrımsal damıtmayla ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Azot sıvı azot ee, nakli yapılacak organları korumak için maddeleri soğutmak hızlıca ve dondurmak için kullanılan endüstriyel bir ürün amacımız da bu. Sıvı azot elde etme amacımız. Azot havanın büyük bir kısmını oluşturur. Yaklaşık %80'i %78 virgül küsür %80'i diyebiliriz. Çok önemli değil. Onu coğrafyacılar düşünsün. Sıvılaştırılarak maddenin dondurulması için kullanılır. Havadan ayrımsal damıtma yöntemiyle elde edilir. Üçü de doğru. Sıvı oksijen elde etmek için önce sıkıştırıyoruz. Sonra soğutuyoruz. Sonra damıtma uyguluyoruz. Sıkıştır, soğut, damıt. Sıkıştır, soğut, damıt şeklinde sırayı söyleyebiliriz. Katılar, katılar. Tek şeyden vermiş mi? Tamam hepsini ayrı ayrı vermişiz. Katıları önce ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Amorf katılar ve kristal katılar olmak üzere. Amorf katılarda belli bir molekül düzeni yok. Belli bir molekül düzeni olmadığı için moleküller rastgele istifleniyor. Bu rastgele istiflenme nedeniyle de ısıttığın zaman bütün bağları aynı anda kopmuyor. Şimdi buzu düşün. Buzu ısıttığında yarısı eridi. Yarısı eriyen buzu eline aldığında halen sert değil mi? İşte sebebi bunun belli bir molekül düzeni var. Isıttığında tüm bağlar aynı anda kopuyor veya kopmuyor. Yani ya sıvı oluyor ya sıvı olmuyor. Ama tereyağı öyle değil. Tereyağında bir molekül düzeni yok. Tereyağının bir katı hali var. Okey. Tavaya attın erittin sıvı halde var. E peki dışarıda beklemiş hali. Yumuşadı iyice. Ya katı desen yumuşak. E sıvı desen tam da değil aslında. Viskositesi çok yüksek sıvı gibi. İşte bu maddeler amorf. Bu maddelerde belli bir bağ düzeni olmadığı için tüm bağlar aynı anda kopmuyor. Önce bağların bir kısmı sonra diğer kısmı kopuyor. Bu nedenle yumuşayıp eriyor amorf maddeler. Bu sıcaklığa da yumuşama sıcaklığı veya camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. Cam. Tereyağı, polimer, çikolatalar bunların hepsi amorf katı. Ama taneciklerin belli bir molekül düzeni olan, belli bir atom düzeni, belli bir kristal düzeni olan, sabit bir noktada eriyen, eriyinceye kadar yumuşamayan maddelere kristal katılar diyoruz. 4 tane kristal katımız var görüyorsunuz iyonik, metalik, kovalent ve Moleküler kristal, iyonik kristal, iyonik bağ taşıyan maddeler. İyonik bağ taşıdığı için erime noktaları yüksek, sert, kırılgan, katı halde elektriği iletmiyorlar, sıvı halde ve sulu çözeltilerinde iletiyorlar. Metalik kristal, metalik bağ taşıyanlar, metaller ve alaşımlar. Erime noktaları yüksek de düşük de olabiliyor, sert de yumuşak da olabiliyor, parlak görünümlü ve elektriği iletiyorlar. Kovalent kristal ve moleküler kristal karışıyor arkadaşlar. Kovalent kristal molekülleri arasında da kovalent bağ taşıyan. Yani nasıl iyonik bağlı bileşikler bir iyonik örgüye sahip diye. Kovalent kristaller de kovalent örgüye sahip. Peki kim bu kovalent kristaller? Elmas, grafit, kuarts ve silisyumun bileşikleri. Bak bunun dışında bunun dışında elmas, grafit, kuarts ve silisyumun bileşikleri dışındaki kovalent bağlı her şey moleküler kristal. Bunlar kovalent kristal. Kovalent kristalde A örgüsü veya kovalent bağ örgüsü var. Erime noktası yüksek. Elektriği iletmiyorlar. Grafit dışında kalem ucu elektriği iletiyor. Bunların dışında kovalent bağlı her şeyi örneğin buz, örneğin katı karbondioksit, örneğin yot, örneğin şeker moleküler kristal. Çünkü bunlar moleküller halinde bulunuyor. Molekülleri arasında zayıf etkileşim var ki tanecikleri bir arada kuvvetle zayıf etkileşim. Erime noktaları genellikle düşük ve elektriği iletmiyorlar arkadaşlar. Hangisi moleküler katı değil? Kovalent bağlı her şey, elmas, grafit, kuarts ve silisyumun bileşikleri dışında kovalent bağlı her şey moleküler katı. Elmas, grafit, kuarts ve silisyumun bileşikleri dışında kovalent bağlı her şey moleküler katı. Katıları zıt yüklü iyon iyonik katı. Bak tak. İyon varsa iyonik katı. Direkt ya. Direkt bak neye bağlı? Etkileşimlere bağlı. Moleküller arası bağlara bağlı. Dedim ya. O senin işini kolaylaştıracak. Kovalent katılar. Elmas, grafit, kuart, silisyum bileşikleri. Katı bir yaratıktan kovalent bağdır. Kovalent bağ örgüsünün sağlamlığı nedeniyle elektriği iletmezler ama hiçbiri değil. Grafit elektriği iletir. Kalem ucu. Kovalent bağ katı boyunca her yöne uzanan bir ağ yapısı yapar. iyonik örgü gibi. Silisyum, karbür, elmas, grafit kovalent katıdır. Diğer kovalent katlardan en doğal kovalent katlardan en sert olanı elmastır. Elmas, grafit, silisyumun bileşikleri dışındaki kovalent katılara moleküler katı diyoruz. Kovalent katı demiyoruz. Elmas, grafit, silisyumun bileşikleri dışındaki kovalent bağlı katılara moleküler katı diyoruz. Viskozite. Akmaya gösterilen direnç. Akmama. Ne kadar akmıyorsa o kadar yüksek. Bak suyun ve yağın içine birer bilye atmışız. Suyun daha fazla aşağı inmiş. Bu suyun daha rahat aktığı, yağın daha zor aktığı anlamına geliyor. Demek ki yağın viskozitesi sudan yüksek. Ne kadar akmıyorsa viskoziten o kadar yüksek. Her akışkanın bir viskozitesi var. Viskozitesi en düşük akışkanlar gazlar rahatlıkla akıyor. Sıvının çekimini arttıran her etki viskoziteyi de arttırır. Çekiyorsan akamazsın. Çekiyorsan birbiri üzerinden kayamazsın. Sıcaklık arttıkça çekim azaldığı için viskozite artar. Hurra akarsın. Viskozite ölçme yöntemlerinden biri bu. Eşit sıvı koyuyorsun, eşit bilgi atıyorsun. Hızlı düşenin akışkanlığı fazla, viskozitesi düşük oluyor. Soru, su ve tuzlu suyun 20 derece, 40 derece, 60 derecedeki viskozitedir. Şey, kürenin düşme süresi verilmiş. Sıcaklık arttıkça, bak sıcaklık arttıkça küre daha hızlı düşüyor. Demek ki viskozite azalıyor. Buradan ulaşabildik. Suda tuz çözmek düşme süresini arttırıyor. Viskoziteyi de arttırıyor. Akıcılığı azaltıyor. Doğru. Uçuculuk viskozite ile ters orantılı. Çünkü tuzlu suyun uçuculuğu daha düşük. Viskozitesi daha büyük. Bak akma süresi daha uzun sürmüş. Anlaştı değil mi? Üçüne de ulaştık. Viskositesi x'in en fazla ise x'in akıcılığı en düşüktür. Viskositesi en düşük olan z'nin akıcılığı en yüksektir. Doğru. Çekim kuvveti en büyük olan x'tir. Çünkü viskozite fazla. Viskozite fazla ise akmıyor. Niye akmıyor? E moleküller birbirini çekiyor. Çektiği için akamamışlar. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Evet sıcaklık arttıkça çekim azaldığı için viskosite de azalır. Akıcılık artar. Burada da diyor ki 2022'deki çıkan sorunun benzeri özdeş kapları özdeş miktarda özdeş eğimde aynı kaplardan farklı sıvıları boşalttım. Aynı zaman geçtiğinde A burada B burada C burada. E C hızlıca ne kapmış? A akmamış. Demek ki akmaya karşı direnci viskozitesi en yüksek olan A. Niye? Çünkü çekimi en fazla. Benim viskozitesi A'dan büyük. Hayır A'nın viskozitesi herkesten büyük burada. A en az akan viskozitesi en yüksek olan. Arkadaşlar viskozite moleküller arası çekimle doğru orantılı. Bak direkt geldik yine moleküller arası çekim kuvvetlerine. Hidrojen bağı dipol dipol ve hidrojen bağı bir defa birbirine en az çektiği için en hızlı akacak olan viskozitesi en düşük olan 2. 1 ve 3'e baktığımızda hatırlıyorsanız 3'teki landın daha fazla ikisindeki hidrojen bağı miktarı aynı. Üçün kaynama noktası yani moleküller arası çekimi fazla. Bu yüzden viskozitesi de fazla olur. Çekim arttıkça viskozite artar. Sıcaklık arttıkça çekim azaldığı için viskozite azalır. Anlaştık mı? Şimdi gelelim buharlaşma, buhar basıncı ve kaynama olaylarına. Arkadaşlar buharlaşma sıvı yüzeyindeki yüksek enerjili moleküllerin gaz hale geçmesine verdiğimiz isimdir. Sıvı yüzeyindeki moleküller içtekilerden biraz daha farklıdır. Çünkü sıvının içindeki molekül herhangi bir yere çarparak enerjisini dağıtabilir. Her yönde başka sıvı molekülü var. Ama yüzeydeki moleküllerde üst tarafta sıvı molekülü yok. Enerjisini dağıtacağı daha az molekül var. E bir de yukarıdaki gazlar sürekli gelip buna çarpıyor. İşte, gelemez ki gelemez ki gaz hale geçemez ki. Şşt, gelsene lan ha, tık tık bir çarp. İki tokatlayıp gidiyor. Bu da sürekli doluyor biraz. Nasıl görüyor lan Bak bak gelirsen var ya. Bak gelirsen var ya oğlum bak gelirsem var ya diyerek sürekli yüksek enerjide oluyor. Bir süre sonra artık pat yeter diyor. Bağlarını koparıyor gaz hale geçiyor. Bir şey yapmana gerek yok. Sıvı yüzeyindeki yüksek enerjili moleküllerin bu yüksek enerjileri nedeniyle gaz hale geçmesine buharlaşma diyoruz. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Bir şey yapmana gerek yok. Ama sadece yüzeyden olur. Anlaştık mı? Her sıcaklıkta olur. Hocam nasıl her sıcaklıkta olur? Ben akşam bırakıyorum bir bardak su. Sabah geliyorum hala bir bardak su var. Bu bardak suyu bir dök bakalım yere. Payansın üstüne dök mutfak tabanına. Yatırım tavsiyesi değildir. Annenden yiyeceğin dayaklar için sorumluluk kabul etmiyorum. Sabah geldiğinde özellikle yaz mevsiminde duruyor mu? Durmuyor değil mi? E yine bir bardak su. Niye gitti? Nereye kayboldu? E yüzey alanını genişlettin. Daha çabuk buharlaştı bardakta yüzey alanı da. Ondan dolayı yavaş yavaş buharlaşıyor. Yoksa su her sıcakta buharlaşır. Peki buharlaşma hızına yani birim zamanda buharlaşan tanecik sayısına neler etki eder? Bir sıcaklık. Sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar. Dış basınç arttıkça buharlaşma hızı azalır. Ters orantılı üzerine bastırırsan sıvının. Şurada gördüğün sıvının üzerine basınç yaparsan. Yukarı çıkan moleküle sen tokat edersin. İn aşağı ne işin var buharlaşma. İn buhar, in aşağı diyor. Tamam diyor sen büyüksün nihayette buhar minicik bir molekül. Basınç da buharlaşma hızı ters orantılı. Sıvının cinsinden kastettiğimiz uçuculuk. Yani moleküller arası çekim kuvveti. Uçuculuk fazlaysa kolay buharlaşır. Yani çekimi fazlaysa az buharlaşır uçuculukla doğru orantılı. Çekim kuvvetiyle ters orantılı. Suyun çekimi HCR'den fazla su kolay buharlaşamaz. Madde çözme çözdüğün maddeye bağlı. Su için konuşuyorum. Su çözersen buharlaşma yavaşlar. Alkol çözersen buharlaşma hızlanır. Yani çözdüğün madde uçucuysa çözdüğün sıvının da daha kolay uçmasına da sebep olur. Uçucu değilse çözdüğün sıvının da uçuculuğunu azaltır. Sıvı yüzeyle doğru orantılı. Buharlaşma sadece yüzeyden olduğu için sıvı yüzeyin ne kadar fazlaysa buharlaşma o kadar hızlı. Nemle ters orantılı arkadaşlar. Hava neme doygunsa daha fazla buhar istemez. Böyle buharlaştığı zaman. Ay, ben de yeterince nem var. Gelme. Gelme anam gelme buharlaşma der. Rüzgar nemi taşıdığı için buharlaşmayı hızlandırır. Rüzgarla buharlaşma hızı doğru orantılı. İşte bu buharlaşan suyun üstünü kapattım. Buharlaşan molekül yoğunlaşmaya başladı. Buharlaşma yoğunlaşma dengesi oluştu bir süre sonra. Bu dengedeki buhar molekülünün kaba yaptığı veya sıvı yüzeyine yaptığı basıncı buhar molekül basıncı diyoruz. Aslında bunun adı denge buhar basıncı da biz denge kelimesini çok kullanmıyoruz. Biz hep dengede olduğunu varsayıyoruz sorularda. Buhar basıncı üç şeye bağlı arkadaşlar. Sıvının sıcaklığına, sıvıda bir şey çözmeye ve cinse. Bu üçü dışında hiçbir şey buhar basıncını etkilemez unutma. Sıvının sıcaklığına, sıvıda bir şey çözmeye ve sıvının cinsine. Dış basınç, hacmi, nem, rüzgar, madde miktarı, yüzey alanı, buhar basıncını etkilemez. Peki kaynama ne? İşte bu sıvının buhar basıncı vardı ya. Buhar basıncı, dış basıncı eşit oldu. Dış basınç vuruyordu sürekli. Yine aşağı, yine aşağı, yine aşağı yeter lan dedi dış basınçla buhar basıncı eşit oldu. Artık bu, bu bunu tutuyor. Ben tutuyorum siz kaçın dedi buhar basıncı dış basıncı engel oldu. Birbirini dengelediler. De Alttaki sıvı moleküllerinde de ki ben dış basıncı tutuyorum siz kaçın. Sıvı bir anda her yerden buharlaşmaya başladı. Artık üzerinde bir basınç kalmadı ya. Buhar basıncı dış basınca eşit oldu. Her yerden buharlaşmaya başladı. Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu anda. Sıvının her yerinde gerçekleşen buharlaşma olayına kaynamadırız. Kaynama, deriz. kaynama Dış basınç değişmediği sürece hep aynı sıcaklıkta gerçekleşir saf bir madde için. Kaynama sırasında sıvı her yerinde buharlaşır bu yüzden fokurdama ile olur. Kaynama çok enerji ister. Buharlaşma gibi az enerji gerektirmez ve kaynama noktasında 3 şey etki eder. Dış basınç, sıvının cinsi, madde çözme. Dış basınç arttıkça hani buhar basıncını dış basınca eşitleyecektim ya. Dış basınç arttıkça buhar basıncını eşitlemem zorlaşacağı için kaynama noktası artar. Sıvının cinsinden kastettiğimiz yine çekim. Çekim arttıkça kaynama noktası artar. Madde çözmede çözdüğün maddeye bağlı uçucu olmayan madde çözmek kaynama noktasını arttırır. O zaman hemen kıyaslayalım. Hemen kıyaslayalım. Hemen kıyaslayalım. Gel. Gel gel. Şurada şurada yollarsam ekranı kapatmam. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. Kaynama tek sıcaklıkta olur. Sadece kaynama sıcaklığında. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. Kaynama sıvının her yerinde olur. Her yerden fokur fokur kaynıyoruz. Buharlaşma yavaş olur. Kaynama hızlı olur. Buharlaşma yüzeyde olduğu için kabarcıksızdır. Kaynama her yerde olduğu için kabarcıklıdır. İçten fokurdaya fokurdaya gelir. Buharlaşma enerji gerektirir. Sıvının enerjisi yeter. Kaynama çok enerji gerektirir. Buharlaşma yani buharlaşma hızı, buharlaşma olayı, buhar basıncı değil. Cinse saflığa, dış basınca sıcaklığa, yüzey alanına, hemen rüzgara bağlı. Kaynama ise cinse saflığa ve dış basınca bağlı. Bu üçü dışında hiçbir şeye bağlı değil. İşte Made in Sait Hoca olan bir tablo. Başka yerde yok. En ilk ben yaptım. Yıllar yıllar önce. Yani 2003-2004'ten beri var benim notlarımda bu. Şimdi bak şurası şu, şu pembe küme buhar basıncı kümemiz. Burası buhar basıncı. Neler etkiliyor? Sıcaklık, saflık ve sıvının cinsi. Saflık dediğimiz madde çözme. Mavi küme kaynama noktası. Dış basınç, saflık ve sıvının cinsi. Evrensel küme buharlaşma hızı. Bunların hepsine bağlı. Nem rüzgar yüzeye de bağlı. Bak bir... Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar ama buhar basıncı değişmez. 2 Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar ama kaynama noktası değişmez. Dolayısıyla hani buhar basıncıyla kaynama noktası her zaman ters orantılı değil Buhar basıncıyla kaynama noktasının ters orantılı olması için Aynı dış basınçta ve aynı sıcaklıkta olması lazım. Eğer bu ikisini aynı yaparsan Sıvılar aynı ortamda ve aynı sıcaklıkta ise bunlar gitti Ha o zaman buhar basıncıyla kaynama noktası kesin ters Ama Sıcaklık ve dış basınç aynı değilse bu olmaz. Çünkü dış basıncı arttırırsan kaynama noktası artar. Buhar basıncı artmaz. Isıtırsan buhar basıncı artar kaynama noktası düşmez. Buharlaşma hızı bunların hepsi buharlaşma hızını etkiler. Ekstradan nem rüzgar sıvı yüzeyi de buharlaşma hızını etkiler diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve soruları çözmek için şu noktayı da unutma. Bir sıvının kaynayabilmesi için buhar basıncını dış basıncı eşitlemesi gerekir. Buhar basıncını dış basınca eşitleyemezsen kaynamazsın. Buhar basıncını dış basınca eşitleyemiyorsan kaynayamazsın. Anlaştık değil mi? Peki bu dış basınç nasıl değişiyordu? Hadi onu düşünelim. Şurası dünya. Dünyayı şöyle dünyaya avuçlarımı aldım. Ya dünya elimin altında anladın mı? Dünya elimin altında yani. Hani böyle yapmaya gerek yok. Bak. Bak oğlum senin dünyanla oynarım bak. Şimdi bak burası dünya. Kendimi küçülteyim. Kendimi küçülteyim biraz. Burası bir dağ olsun. Everest Dağı. Bu dağın altında deniz seviyesinde bir tane işte öğrenci. Böyle saçları var. Lay 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 dağ çıkıyor. Çıktı 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 çıktı. Geldi buraya oturdu. Böyle ayaklarını salladı. Şöyle şöyle. Bir eli burada bir elinde de böyle şey var. Telefon var selfie yapacak kafasını çizmeyi unuttuk. Lay 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 lay. Şimdi bize dış basınca yapan kim? Atmosfer. Şurası da atmosferin sınırı bak. Burası atmosferin sınırı. Deniz seviyesindeyken bize ne kadar atmosfer basınç yapıyordu? Dağın tepesindeyken ne kadar? Dağın tepesine çıktıkça dış basınç azalır arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Böyle düşünebilirsin görsel olarak aklında kalması için. Ha, sebebi bu değil aslında. Yer çekimi sebebi. Yer çekimi dolayısıyla deniz seviyesindeki atmosfer daha yoğun. Birim hacminde daha çok gaz var. Yükseğe çıktıkça atmosfer inceliyor. Birim hacimdeki gaz taneceği sayısı azalıyor. Daha az gaz olduğu için daha az basınç yapıyor. Bu yüzden yüksekte nefes alamıyoruz vesaire vesaire. Anlaştık değil mi? O zaman yükseğe çıktıkça kaynama noktası ne olur? Neydi kaynama şartı? Buhar basıncını dış basınca eşitleyecektim. Peki buhar basıncını şu dış basınca eşitlemen mi kolay? Bu dış basınca eşitlemen mi? daha kolay değil mi? Dış basınç daha düşük. Burada daha kolay kaynar. Yani alçakta dış basınç fazla kaynama noktası fazla yükseğe çıktıkça dış basınç azaldığı için kaynama noktası da azalıyor sevgili arkadaşlar. Hadi kıyaslayalım. Kaynama noktası. İkisi de su. İstanbul Ankara düşünüyorum. İstanbul deniz seviyesinde. Ankara'da deniz yok. Tüm dünyada denizler aynı seviyede olduğuna göre Ankara deniz seviyesinin üzerinde. Ankara dış basınç çekti gözümün önüne getiriyorum az dış basınç çatsa daha kolay işleneceğim. Kaynama noktam İstanbul'daki Ankara'dakinden fazla Peki buhar basıncım? buhar basıncı dış basınca bağlı değil Buhar basıncı sıcaklık madde çözme ve cinse bağlı ve İkisi de 25 derecede su buhar basınçları aynı Bak ne oldu ile buhar basıncı ters orantılı olmadı Şimdi Ankara'da dış basınç şüktü sıvı erken kaynıyordu e bir de alkol var. Alkol uçucu zaten. Erken kaynaması lazım. Erken kaynayanın yerin bir de dış basıncını azaltmışsın. Her türlü su geç. Alkol erken kaynar. Alkol. alkol. Alkol var mı? Alkol erken kaynar. Buhar basıncı için yine dış basıncı kapatıyorum. 25'te su, 25'te alkol. Alkol uçucu olduğu için alkolün buhar basıncı sudan fazla. Alkol daha hızlı buharlaşıyor. Şimdi İstanbul'da kaynayan su Ankara'da kaynayan olur. Bak kaynayanlar için de bunu kapatıyorsun. Kapatıyorsun. Niye? E, Kaynıyor su buhar basıncı dış basıncı eşit. Sıvının cinsi önemsiz hale geliyor. İstanbul'da kaynayan bütün sıvıların buhar basıncı İstanbul'daki dış basınca. Ankara'da kaynayanların Ankara'daki dış basınca eşit. Dolayısıyla İstanbul'daki dış basınç Ankara'daki dış basınçtan fazla olduğu için İstanbul'da kaynayan bütün sıvıların buhar basıncı Ankara'da kaynayan bütün sıvıların buhar basıncından fazladır. Bu kadar basit. Anlaştık değil mi? Yine kaynadığı için bunları atıyorum. Aynı ortamda kaynadığı için aynı buhar basıncına sahip olmak olur. Kaynıyorsa buhar basıncı dış basıncı eşit. Unutma. Alkol, su, demirin kaynama noktasında demirin yüksek olduğunu herhalde biliyorsundur. En düşük olan da en uçucu olduğu için alkol. Peki bu ne yapar? Süzüklü tencere. Tabii ki kaynama noktasını düşürerek yemeğin daha erken pişmesini sağlar diyorsan öyle bir şey yok. Düzüklü tencere suyun üzerindeki dış basıncı arttırır. Kapağı kapattın ısıttın dış basınç arttı. Dış basınç arttığı için bu dış basınca eşitlemen güçleşir. Kaynama noktan artar. Su yüzde değil 200'de 250'de kaynar. E, su daha yüksek sıcaklıkta kaynadığı için yemek daha erken pişer. Unutma yemeğin pişme süresi kısalır. Düdüklü tencere kaynama noktasını arttırır çünkü üzerindeki dış basıncı arttırıyor. Anlaştık değil mi? Hadi gel. Özdeş kapları eşit kütlede konulan iki sıvıdan erken buharlaşanın buhar basıncı fazladır. Evet daha uçucudur. Aynı ortamda kaynıyorsa buhar basıncı aynıdır. Kaynayan sıvıların buhar basıncı dış basıncı eşit. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Dış basınç arttıkça kaynama noktası artar. Kaynama sırasında buhar basıncı, dış basıncı eşittir. İşte, evet, evet, evet. 2021'de sorulan sorunun benzeri. Farklı kaplara aynı sıvıdan konuluyor. Ya aynı sıvıdan koyduysan buhar basıncı da aynı olur. Aynı sıcaklık, aynı sıvı. Yüzey alanı büyük olan daha hızlı buharlaşır. Madde miktarı buhar basıncına etki etmez. Biliyorsan çat çat çat. Hemen yapıp geçiyorsun. Bak ağzı açık kapta kaynamakta olan tuzlu suyun buhar basıncı dış basıncı eşit olacak. Peki dış basınç kaç? Ne diyor? Normal basınç arkadaşlar. Normal şartlar veya normal basınç bir atmosfer demektir. Milimetre civa olarak soruyor. 760 milimetre civa olur sevgili minik kuşlarım. Hangisinin buhar basıncı aynıdır? Bak buhar basıncı için eğer kaynamıyorsa dış basınç önemli. Kaynıyorsa da cins önemsiz. Şunları kaynamıyorsa dış basınç önemsiz diyecektim özür dilerim. İstanbul'da kaynayan İstanbul'daki dış basıncı. Ankara'da kaynayan Ankara'daki dış basıncı eşitlemiş. Bu büyük. Kaynamıyorsa Bunların bir önemi yok. 25 derecede su, 25 derecede su birbirine eşit. Kaynamıyorsa yine ortamın bir önemi yok. Su ve tuzlu su, suyun buhar basıncı tuzlu sudan fazla tuzlu uçuculuğu düşürüyor, kaynamayı arttırıyor. İstanbul'da açık tencerede kaynayan, düdüklü tencerede kaynayan, düdüklü tencere dış basınç daha fazla olduğu için kaynama anında buhar basıncı daha fazla olur. İzmir'de alkol ağrıda su, İzmir ve alkolün bir önemi yok. İzmir ve ağrının çünkü kaynamıyor. Alkol su, alkolün buhar basıncı sudan yüksek. Eşit olan sadece Bursa zaten birden fazla olur mu canım? Şimdi bak X T1'de kaynamış. T1'de buhar basıncını dış basıncı eşitlemiş. Y'de T2'de kaynamış. Y geç kaynıyor. Y'nin çekim kuvveti daha fazla. O zaman çekim kuvveti fazlaysa Y'nin viskozitesinin fazla olması beklenir. X'in viskozitesinin fazla olması beklenmez. Y geç kaynamış. Bu arada çekimle viskozite genel olarak doğru orantılıdır. Her zaman değildir. istisnaları vardır. Yine normal olabilmesi için bir atmosferde yani 76 santimetrede kaynamış bu 70'te kaynamış 76'da kaynaması lazım Normal kaynama noktası 76'daki kaynama noktası arkadaşlar Yanlış Y sıvısı X sıvısında uçucu olmayan bir katı çözülerek hazırlanmış çözelti olabilir çünkü X'te bir katı çözersen Buhar basıncı düşer kaynama noktası artar Y'nin de buhar basıncı X'ten düşük kaynama noktası fazla yani Gayet olabilir Şimdi burada çekim kuvvetleri fazla. X'te 2 tane hidrojen bağı, Y'de 3 tane hidrojen bağı var. Y'nin çekim kuvveti fazla olduğu için viskozitesi de fazla. Y'nin çekim kuvveti fazla olduğu için birbirini çok çekiyor. Buharlaşamaz. Buhar basıncı düşük. Aynı dış basınçta Y geç kaynadığı için Y kaynayınca diğerleri çoktan gaz hale geçmiştir. Zaten 1, 2, 3 tabii ki 1, 2 değil. Y kaynayınca da kaynadıktan sonra diğerler çoktan kaynamıştır. Y en geç kaynıyor ya. Şimdi buhar basıncı 10, 22, 35. O zaman X çok zor buharlaşmış. Azıcık buharlaşmış. Çok zor kaynayacak. Kaynaması en yüksek X. Sonra Y sonra Z olacak. Çekimi çok fazla. Bu yüzden buharlaşamamış X. Birbirini çektiği için buhar haline geçememiş. X'i ıstırsam buhar basıncı artar. Z'de katı çözersen buhar basıncı azalır ve birbirine eşitlenebilir. Gayet doğru. Deniz seviyesinden yukarı çıkarıyoruz. Dış basıncı azaltıyoruz. Kaynama noktası azalır. Dış basınç buhar basıncına etki etmez. Ama buharlaşma hızını arttırır unutma. Dış basınç buhar basıncına etki etmez. Kaynamıyorsa. Kaynıyorsa dış basınca işte. Kaynamıyorsa dış basınç buhar basıncına etki etmez. Buharlaşma hızını etki eder. Dış basıncı azaltıyoruz burada. Buharlaşma hızı artar. Atmosferde su buharı dışında N2O2, CO2, argon, oksijen, oksijen yazdık değil mi? Gibi gazlar var. Atmosferdeki su buharına nem diyoruz. Bu sıcaklıkla değişiyor. Hava taşıyabileceği kadar su buharını taşıyorsa buna maksimum nem taşımıştır. Yani doygunluk noktasındadır diyoruz. Doygunluk noktasındaki hava artık taşıyabileceği kadar nemi taşıdığı için sıcaklık değişirse yağış başlar. Doygunluk noktasındaki hava daha fazla nem taşıyamaz. Havada anlık olarak bulunabilecek su buharı miktarı suyun buhar basıncı kadardır. Anlık olarak bulunan su buharının bulunabilecek buhara yani şu an var olanın maksimuma oranına da bağıl nem diyoruz. Doygunluk noktasında bağıl nem %100'dür. Bağıl nem arttıkça hava daha fazla nem taşıyamayacağı için çamaşırlar kurumaz. Serin terin buharlaşmaz. Sürekli ıslak ve pis hissedersin. Bu da havanın daha sıcak hissetmene sebep olur. Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Gerçek sıcaklık termometre ile ölçtüğün bir hissedilen sıcaklıkta işte böyle bağıl nemle falan hesapladığın. Geçmişte 2017'de bir soru sordular. Sadece tablo okumaya dayalı. Gerçek sıcaklık ve bağıl nem arttıkça, bak gerçek sıcaklık arttıkça hissedilen sıcaklık artıyor. Bağıl nem arttıkça da hissedilen sıcaklık artıyor. Gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklığın farkının en büyük olduğu şiir 33 derece ve %60 nem. 7 derecelik bir fark var. Dikkat edersen diğerlerinin hiçbirinde öyle bir fark yok. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan büyük veya eşittir? Hayır bak 27 derece %10 nemde küçük de olabilir. 25 derecede gerçek sıcaklık ve hissedilen sıcaklık birbirine eşit olabilir. 25'e 25. E 25. Yine 25 derecede %30'dan %60'a çıkarırsan hissedilen sıcaklık artmaz. Sadece tablo okumaya dayalı güzel bir balı sorusu. Gazlardan çok zor soru karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Gazlar AYT'de biliyorsan eğer TYT'de çok kadar, Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşabilir. Basıncı artırıp sıcaklığı düşüreceksin. Isıtırsan genleşir. Hacmi büyük olduğu için yoğunluğu katı sıvıdan düşüktür. En düzensiz halidir söyledik. Öteleme dönme titreşim yapar dedik yine. Bulundukları kap içine her tarafına eşit basıncı uygularlar. Bulundukları ortama kolaylıkla yayılırlar. Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvveti katı ve sıvıya göre çok az. Gazlar birbirinden uzak ve bağımsız hareket eder. Belli şekli belli hacmi yok. Kabı doldurur kabın şeklini alır. Bulundukları kabı tamamen kapladıkları için hacmi kabın hacmine eşit. Ve hep homojen karışır gazlar arkadaşlar. Birim zamanda birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete basınç denir. Birimi atmosfer. Kapladığı yere hacim denir birimi litre. Sıcaklığı diğer adıyla ortalama kinetik enerjisinin birimi Kelvin unutma. Santigratın 273 fazlası. Dediğimiz gibi AYT bilenler için bu çok çok kolay zaten. Nereden geçiyorduk? şurada Madde miktarı da mol gösteriliyor. Molu zaten ayrı konu olarak göreceğiz. Plazma. Bir gazı çok ısıttığında gaz moleküllerindeki elektronların bir kısmı kopar ve Ortamda elektronu kopmuş gaz, elektronu kopmamış gaz ve elektronlar denge bunları Buna plazma diyoruz. Plazma halindeki madde, iyon, elektron, nötr atom molekül karışımı içerir. Plazmalar yüklü olmasına rağmen toplam yük sayısı birbirine eşit olduğu için nötrdür. Elektriği iletir. Yüksek sıcaklık ve basınçta oluşabilir. Çok büyük enerji yoğunluğuna sahiptir. Plazma halinde tepkimeler daha hızlı gerçekleşir elektronlar koptuğu için. Gazlar gibi plazmaların da belli ve şekli hacmi yoktur. Yoğunluğu katı ve sıvıdan azdır. Gaz halinde nötr atom molekül olduğu halde plazmada bunların yanında iyon ve elektron da bulunur. Gazlar birbiriyle çarpışarak enerji aktarabilirler. Plazmalar birbirine çarpacak kadar yoğun değildir. Gazlardan farklı olarak ısıyı iyi iletirler. Elektrik ve manyetik alandan etkilenirler. Plazmanın kullanım alanları yüksek enerjili her şey. Floresan ambul, neon ışıkları, şimşek yıldırım, kibrit bu malevi, kutup ışıkları, volkan lavları, güneş, yıldız, plazma topu, plazma tv, tiger plazmanın yanına geçin plazma arka kaynağı, ısıya dayanıklı tıbbi donanımlarda, sterilizasyon işlemlerinde gıdaların ambalajlanması sırasında bakteri öldürmek için, dokunun çıkarılmasında ve kanayı dur kanamayı durdurmak için plazma kullanıyoruz. Atmosferin anlık olarak taşıdığı nem miktarının maksimum taşıyacağı nem miktarına oranına bağıl nem deriz. Bağıl nem. Atmosfer bir gaz karışımıdır. Atmosferdeki gazların yaptığı basınç yükseğe çıktıkça azalır. Atmosfer basıncını barometre ile kapalı bir kaptaki gaz basıncını manometre ile ölçeriz. Bir atmosfer 760 tordur. Tor. Veya 760 milimetreci var. Plazma çok yüksek enerjiye sahip. Hacmin fazla olduğu için yoğunluğu az. Elektriği iletir Manyetik alandan etkilenir. Moleküller arası boşlukları gazlar için yok denecek kadar azdır. Yapısında artı eksi yüklü iyonlar ve serbest elektronlar plazmada bulunur. Elektriği iletip manyetik alandan etkilenen yine plazma. Düzensizliği katı ve sıvıdan azdır. Maddenin en yoğun değil en az yoğun halidir. Cevabımız A seçeneği. Plazma bak yüksek enerjili olmayan ne varsa plazma değil. Soğutucu akışkanlar normal hal değişiminden faydalanan gazlar yani buharlar. Böyle plazma falan değil. Grafiği hatırla katı burada eriyor katı sıvı sıvı burada kaynıyor sıvı gaz gaz. Kinetik enerji sıcaklıktı. Şurası sıcaklık olduğu için bak şurada kinetik enerji artıyor. Burada kinetik enerji artıyor. Burada kinetik enerji artıyor. Kinetik enerji doğrudan sıcaklık unutma. Hal değiştirdiği noktalarda erime kaynama anında potansiyel enerji artıyor. Sıcaklığın arttığı saf katı, saf sıvı, saf gaz olduğu bölgelerde homojen. 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 Ancak erirken kaynarken heterojen. Heterojen olabiliyor sevgili arkadaşlar. Bunda çok ayrıntı soru artık çıkmıyor. Eskiden çıkıyordu. Bu tip sorular örneğin çok soruluyordu. Şunu bir sayı doğrusu gibi kabul ediyorsun. Bu sayı doğrusu da sana verilen sayıları yerine yazarak buluyorsun arkadaşım. Bu bir sayı doğrusu bak. Hemen yazalım. X'in gaz olduğu sıcaklıklar 290'ın üstü. Y ve Z de gazdır. Evet 290'ı getirip burada yerine yazıyorum. Y'nin gaz oldu. Bak şu bölge yer madde için gaz. Burası sıvı burası katı. Z'de getirip 290'ı yazıyorum. Evet ikisi de gaz. Doğru. Y'nin sıvı olduğu sıcaklıkta X katı olabilir. Y'nin sıvı olduğu sıcaklık eksi 115'te 80 arası. Eksi -110, 110 yaz mesela, eksi 110'da Y sıvı iken X katı. Evet, gayet olabiliyor. Z'nin katı olduğu tüm sıcaklıklarda Y de katıdır. Mesela Z eksi 40'da katı, ama Y eksi 40'da sıvı. Dolayısıyla Z'nin katı olduğu tüm sıcaklıklarda Y katı değil. Suyun sıvı olduğu sıcaklıkta yani sıfırla 100 arasında sadece x katı olabilir. Sıfırla 100 arasında evet sadece x katı olabilir. Diğerleri eksi 30 eksi 115 çoktan sıvı hale geçtiler bile. Y'nin katı olduğu sıcaklıkta 3 de katıdır. Evet y eksi 115 eksi 115'in altında katı eksi 115'in altında 3'ü de çoktan donmuş oluyor. Güzel bir soru. Burada arkadaşlar cevap hatlarımız yanlış. Benim çizdiğim grafikte ufak bir hata olmuş düzeltirken yine. Su dondu, kütlesi azaldı, buzun kütlesi arttı, suyun kütlesi buzun kütlesine eşit. Ama suyun hacmi buzun hacmine eşit olmaz. Yine sıcaklıkları da sabit olmak zorunda. Buradaki cevabı yalnız bir olacak. Benim çizdiğim grafik bu olmadığı için kitaptaki cevap anahtarı farklı. Buradaki ikinci hatamız da bu. Ve son soru. T sıcaklığı erime kaynama noktası kütle arttıkça artmaz. Yanlış cevap A. 0A eriyinceye kadar aldığı ısı sıcaklığı arttırdığı için kinetik enerjiyi arttırır. AB aralığında eriyor. Eridiği için katı sıvı yapardım. kaynıyormuş bu sıvı. Sıvı gaza dönüşüyor. Sıvı kütlesi azalır. Gaz kütlesi artar. B'den sonra tamamen ga, gaz. Sıvının birim zamanda verdiği ısıtıcı, ısıtma artarsa erime için geçen süre pardon bu sıvıydı. Kaynama için geçen sürede de azalır. Evet işte buradayız. Ne yaptık? Bitirdik güzel oldu. Bence güzel oldu, hoş oldu. Beğendim yani ben. Maddenin halleri bugün doğa ve kimyayı da çekerim herhalde. Maddenin halleri doğa kimyayı da çekersem 9'u bitirmiş oluyoruz. Bugün yetiştiremem. yarında hesaplama kısmını bitirirsek onun yasalar, mol, tepki hesaplamalar hepsi bitmez ya. Yani. Bu hafta videoları bitirmeye çalışacağım. Bakalım bitirip artık okul açıldı. Daha kitabına başlamam lazım. Başka ne diyecektim? Furkan'ın kanalına abone olunuz mu? <laughs> Bana soruyor. Kitap aldınız mı? Onu da ben size soruyorum. O kadar. Seviliyorsunuz. Kendinizi iyi bakın.